Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Nisan 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 2024'ün en güçlü aylarından birisi kuşkusuz Nisan ayı olabilir. Önemli bir güneş tutulması yaşayacağız. Çok önemli gezegen kavuşumlarımız var. Kişisel olduğu kadar dünya üzerinde toplumsal alanlarda da dikkat çekici gelişmelerle karşılaşabiliriz. Güneş ayın 19'una kadar Koç burcunda olacak. Karşıt burcunuz ilişkiler evinizde parlayacak. Gezegeniniz Venüs 5 Nisan itibariyle Koç burcuna geçiyor ve Merkür Koç burcunda 1 Nisan itibariyle gerilemeye başlayacak ve 26 Nisan'a kadar da retro olacak. Kuşkusuz ilişkileriniz bu ay daha fazla mercek altında ve tutulma da bu alanda olacak. Evet, şimdi Merkür retrosu ay genelinde biraz da ilişkilerinizi gözden geçirmenize neden olabilir. Süregelen ilişkilerinizle ilgili konular bu dönemde biraz daha detaylar gözünüze batabilir. Eğer sorunlar varsa onlarla daha fazla yüzleşebilirsiniz. Yani görmek istemediğiniz, ertelediğiniz sorunlar bu ay karşınıza çıkabilir. Bazı sorunları eşinizle, partnerinizle çözmek için de daha fazla konuşmanız, uzlaşmanız gerekebilir. Bunun için de fırsatlar olabilir tabii ki. Merkür retrolarında aslında hızlı kararlar vermek çok doğru değildir. Daha çok incelemek, biraz böyle yavaşlamak, gözden geçirmek daha doğrudur. Yani bu ay bunun için fırsatlar yaratıyor size. Tabii ki eski ilişkiler, işte eski partnerler karşınıza çıkabilir ya da yarım kalmış bir şeyleri tamamlayabilirsiniz. Uzun süredir görmediğiniz kişilerle bağlantıya geçebilir, karşılaşabilirsiniz. Bu bazen olumlu da olabilir. Yani aslında çözülmesi gereken bir problemi çözüp yolunuza devam etmeniz için bir fırsat da yaratabilir sizin için. Nostaljik etkiler de karşınıza çıkabilir. Sadece önemli kararlar verirken, işte imza atarken, anlaşmalarda, sözleşmelerde, önemli alışverişlerde çok hızlı adım atmayın. Daha temkinli olun. Dikkatli olmakta fayda var. Mümkünse biraz hani Merkür retrosunun bitmesini beklemekte fayda var. Ve 8 Nisan'da 19 derece Koç burcunda güneş tutulması yaşayacağız. Tutulmalar biliyorsunuz çok daha kadersel, önemli etkiler getiriyor. Koç terazi tutulmaları geçtiğimiz Nisan ayı itibariyle başladı. Sizin için önemli bir dönem. Tutulmalardan etki alıyorsunuz ki 25 Mart'ta burcunuzda da bir ay tutulması yaşadık. Şimdi bu tutulmayla birlikte yaşamanızın önemli dinamiklerinde bunlar ilişkilerle çok bağlantılı olabilir. Eşinizle ilgili konular, evlilik konuları, ortaklıklar, işbirlikleri, önemli anlaşmalarınız, yakın arkadaşlıklarınız, yasal konular ve benzeri alanlarda sizin için dönüm noktası olabilir. Tutulma Nisan ayında, Mayıs ayında, önümüzdeki Temmuz'da hatta Ekim'e kadar olan süreçte etkilerini güçlü bir şekilde gösterebilir. Ve bu dönemde ortaya çıkan bu konular aslında önümüzdeki 3 yıl, 4 yıl hayatınızda çok güçlü bir şekilde de çalışabilir. Geçtiğimiz Ekim ayı, geçtiğimiz Nisan ayı, daha uzun vadede 2014 yılını şöyle bir gözden geçirin. Gerek tutulma, gerek Merkür gerilemesi, ilişkiler, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar, işbirlikleri alanında bazı eski kavramları, tesirleri tekrar hayatınıza taşıyabilir ve bunları tekrarlatabilir. Ya da farklı fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 19 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmadan çok daha kadersel, çok daha önemli etkiler alabilirsiniz sevgili teraziler. Tabii ki Venüs'ün de Koç burcunda olması ilişkileriniz adına biraz daha yapıcı olacak. Bazı fırsatlar da size verebilir bu alanda. İşte karşılaşmaları ya da eşten, partnerden gelebilecek bazı teklifleri karşınıza çıkarabilir. Bu dönemde uzlaşma imkanını daha fazla karşınıza çıkarabilir, yapıcı adımlar atabilirsiniz. Tutulmanın yöneticisi Mars, o Balık burcunda ve Satürn'e birleşiyor. 10 Nisan 11 Nisan Satürn-Mars kavuşumunu görüyoruz gökyüzünde ki biraz zor bir kavuşumdur. İki malefik gezegen 2 yılda bir kavuşurlar, kendi içinde bir döngü oluşturuyorlar. Şimdi Mars Satürn'ün burada kavuşumu sizin 6. evinizde olacak. Bu nedenle ayın genelinde biraz genel sağlığınıza dikkat edin. Kronik sorunlarınız olabilir. Hormonal sisteminizde dengesizlikler olabilir. Sorumluluklarınız artabilir. Gerek iş alanında, gerek ev alanınızda, yaşam alanlarınızda ekstra sorumluluklarınız olabilir. Evcil hayvanlarınızla ilgili biraz problemleriniz olabilir ya da akrabalar, yakınlarınızla ilgili. İşte yardım alamayabilirsiniz. İşte asistanınız, yardımcınız hastalanabilir, işi bırakabilir. Bu durumda biraz
sorumluluklar artabilir. Bu da sizi yorabilir günlük hayatınızda. Rutinleriniz, genel sağlığınız alanında daha dikkatli olmanızda fayda var. 19 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçecek ve 21 Nisan'da yine çok önemli bir gezegen birleşimi var. Jüpiter-Uranüs kavuşumu Boğa burcunda olacak. 8. evinizde olacak. Az rastlanır ama güçlü bir kavuşum. Sizin için özellikle para konularında biraz fırsatların olabileceğini bir aydasınız. Eşinizden yana da sürprizler olabilir. Yani mesela eşiniz birdenbire böyle kazançları artabilir, size sürprizler yapabilir ya da işbirlikleri, ortaklıklar, yatırımlar, hisseli paralar alanında böyle fırsatlarınız olabilir. Bir kredi alabilirsiniz, bir miras gibi bir konu olabilir, bir nafaka, tazminat gibi bir konu ya da bir eğitim için burs alabilirsiniz. Parasal alanlarda önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir sevgili teraziler. Evet ve 24 Nisan'da 4 derece Akrep burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay para evinizi aydınlatıyor. Bu Dolunay özellikle kişisel kazançlarınız, iş konuları, çalışarak elde ettiğiniz gelirler anlamında önemli bir etki ortaya çıkarıyor. İş arayan teraziler için bir iş getirebilir bu Dolunay. Bununla birlikte işte paranızı değerlendirmek, işte bir alışveriş yapmak istiyorsunuz, bir yatırım yapmak istiyorsunuz, bir harcama getirebilir sizin için. Beklenmedik bir harcama da olabilir. Ya da işte bir mülkünüz var, bunu satacaksınız, kiralayacaksınız ve benzeri konularda da bir etki ortaya çıkarabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecektir. Özellikle sabit burçlarda Boğa, Aslan, Kova ya da Akrep burçlarının 4 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkileri daha güçlü bir şekilde alabilirsiniz sevgili teraziler. Ayın 26'sından itibaren Merkür retrosu düzelecek. 26'sından itibaren artık ilişkilerde daha uzlaşmacı olabilir, daha fazla fırsatla karşılaşabilirsiniz. Ertelediğiniz alışverişleri, işte imza atılması gereken konuları, sözleşmeleri filan ayın 26'sından itibaren daha rahat uygulayabilirsiniz sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.